Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Genel olarak kripto para videolarıyla karşınıza çıkıyordum. Fakat bugün sizlere Twitch üzerinden nasıl dolandırıldığımı anlatacağım. Evet, beni de Twitch üzerinden dolandırdılar. Aslında ilk etapta dolandırıldığımı anlamadım. Hatta bayağı bir sonra öğrendim dolandırıldığımı. Nasıl olduğunu sizlerle şimdi paylaşacağım. Biliyorsunuz Twitch üzerinde genel itibariyle pek çok kişi bağış topluyor. Kimisi oyun oynayarak bağış topluyor, kimisi farklı aktiviteler yaparak bağış topluyor. Yani genel olarak orada bir bağış toplama düzeni mevcut. Hatta bu düzen üzerinden son dönemde bazı olaylar da ortaya çıktı. Biliyorsunuz kredi kartlarını kullananlar, dolandıranlar vesaire. Yani Twitch üzerinde özellikle Türkiye baz alındığında çok farklı senaryoların döndüğünü biz öğrenmiş olduk. Şimdi Twitch'i takip edenler bileceklerdir. Kimisi çok iyi bir oyuncudur. Oyun açar der ki işte yeni klavye için para topluyorum. Orada ufak bir bağış barı açar. O bar dolana kadar işte bağış bekler. Bağış gelenlere teşekkür eder vesaire. Bazıları ise arkadaşlar çok farklı şeyler için bile bağış açabiliyor. Örneğin birisi taşınacaktır eşya ve taşınma masrafları diye. Bağış açabiliyor. Buna bağış yapanlar oluyor vesaire. Özellikle kadınlar, daha doğrusu kadın yayıncılar bu tarz bağışları çok rahat bir şekilde topluyorlar. Açıkçası ben erkeklerin öyle yok şunu alacağım, yok bunu alacağım, yok taşınacağım, yok edineceğim, yok şunu edeceğim, yok bunu taktıracağım gibi bir bağış barı açtığını çok fazla görmedim. Fakat kadın yayıncılar biraz dişiliklerini de kullanarak bu tarz bağışları basit bir şekilde toplayabiliyorlar. Aslında benim tuzağa düştüğümde böyle bir olay oldu diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde Twitch'e girdim. Didem isimli bir yayıncı var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Bu yayıncı bir yayın açmış. Baktım, işte kist ameliyatım var. Baktım böyle gülen yüzü de bir kız oynuyor, dans ediyor. Ya yazık dedim. Demek ki ameliyatı olması lazım, ihtiyacı var vesaire. Orada da bir bağış barı açmış. Baktım yavaş yavaş bir şeyler birikiyor. Ben de belli bir miktar bağış yaptım. Teşekkür etti vesaire. Yayını geçtik. Neyse buraya kadar bir şey yok. Kendi kendime diyorum ya iyi, bugün de bir iyilik yaptık. Bugün de bir sevap kazandık. Sevap hanemize bir artı koyduk falan derken aradan böyle bayağı bir zaman geçti. Baktım bu Twitch olayları falan da patladı biliyorsunuz. İşte kredi kartıyla Twitch'te bazı yayıncılara bağışlar olması falan filan derken baktım bu Didem'in adına da bir başlık açılmış. Kist ameliyatıyla milleti dolandıran yayıncı falan gibisinden. Ekşi Sözlük'te falan da rast geldim. Girdim baktım. Ana! Benim bağış yaptığım kız. Ben de merak ediyorum acaba ameliyat ücreti, ameliyat parası toplanıldı mı, toplanılmadı mı vesaire. Baktım kız ücretleri toplarken, yani bağış toplarken Discord'u açıyor. Discord'u açıyor diyor ki işte bana kist raporu lazım. Enayinin biri paramı karşılayacak. Böyle kötü sözlerle, kötü laflarla bağış yapanlara da giydiriyor. Orada kendimi bir dolandırılmış hissettim. Ama öyle böyle bir dolandırılma değil. Düşünsenize birisine acıyorsunuz, para veriyorsunuz. Sizin arkanızdan enayinin parasını aldım diye konuşuyor. Biraz böyle hani bazı dilenciler vardır ya, sizden zengindir, siz ona acırsınız ama asıl acınacak halde olan sizsinizdir fakat farkında değilsinizdir. Böyle bir durumda hissettim kendimi ve bundan sonra Twitch üzerinden yayın açan bu tarz yayıncılara herhangi bir para bağışlamamaya da kendi kendime yemin ettim. Bu bana bir ders oldu aslında. Size de tavsiyem Twitch üzerinden bağış yaparken çok dikkatli olmanız. Zira Twitch şu anda Türkiye'de tam böyle bir dolandırıcı yuvasına dönüşmüş durumda. Gerçi şu da var, son dönemde biliyorsunuz bu Twitch üzerinden kara para aklama olaylarından ötürü Türkiye'de yoluna devam eder mi etmez mi, bu da ayrı bir soru işareti. Belki de bu bağış kısmını tamamen kapatacaklar ve sadece yayıncılara özel bir platform olacak. Yani sadece yayın yapabilecekler ama bağış toplayamayacaklar. Ya da farklı bir reklam modeli getirecek YouTube'daki vesaire gibi. Onun haricinde bu bağış olayı biraz sakata binmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.